Çok geçmiş olsun. Umarım en yakın zamanda iyileşir. Teşekkürler çocuğum. Enişte? Haber var mı enişte? Yok be oğlum. Bir ayrıldığını görsen. Sen de perişan oldun Tarık. Eve git, bir duş filan al istersen. Bir haber olursa ararız biz seni. Yok Ahmet abi. Önce gözüme bir ayrıldığını göreyim. Nasıldı kızım Paris? Paris muhteşem de ben pek sevemedim. Tansiyon normale dönüyor. Birazdan ayılır. Çok üzüldüm Kader ya. Sizin o amca da hastaymış. Hangi amca? Hastanın babası. Kim söyledi? Ne hastası? Talat Bey. Beyninde tümör varmış. Ne? Haberin yok muydu? Hayır. Şimdi kızı böyle diye ameliyat istemiyormuş. Allah kahretsin. Çok geç kalır ama. Bazıları sönük kalmış bunların. Not al. Tamam alıyorum. Düşürmüşsün. Benim değil ki bu. Kimin o zaman? Bilmem ki. Tamam, ben de onu diyorum. Anlaşmamızı yenileyelim. İş yürüsün. Tamam, hazırlatıyorum. İyi günler. Kusura bakma. Yoo, alıştım artık. Başlayalım mı? Ne yapacaktık Beril? Oo, Şadoğlu, durum kötü. Haklısın. Dur bir iki telefon daha edeyim başlayalım, tamam mı? Anne? Nasıl bir gelişme var mı? Tamam, arayın beni. Son bir tane daha. Kendinizi üzmeyin. Sizin sağlığınız da önemli. Biraz dinlenseniz. Yok kızım. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. İyiyim ben. Gözünüz aydın. Hastamız kendine geldi. Şükürler olsun. Nasıl peki? Gayet iyi. Görebilir miyiz? Tabii odasını alalım, hemen görebilirsiniz. Biraz sonra haber verirler. Çok yormayın ama. Merak etmeyin. Ne zaman taburcu edeceksiniz? Sizi karınızdan 3 gün daha ayrı tutacağız. O iyi olsun da hiç önemli değil. Ahmet, çocuklara haber ver, meraklanmasın. Hemen baba. Bakalım bu işten nasıl kurtulacaksın Tarık Bey? Anlamadım yenge. Yapma Tarık. Ayıp oluyor değil mi ama? Birbirimizi kandırmayalım. Sen ne diyorsun yenge? Bana mahvolmuş koca numaraları yapma. Her şeyi biliyorum. Çok korkuttun bizi. Babamlar burada mı? Hı, evet buradalar. Birazdan gelirler. Kader. Efendim Gülsün abla. Babamın nesi var? Bir şey yok. Kader söylesene. Vallahi neyi olabilir ki? Duydum Kader. Saklama başını. Beyninde tümör varmış. Babacığım, affedersin. Tamamdır, tamam geçti. Özür dilerim baba. Tamam, her şey yolunda. Üzme artık kendini. Ne haber ufaklık? Gördüğün gibi abi. Hayattayım işte. Çok şükür. Gülsün. Ne yaptın sen Gülsün?
gelsene oğlum. Sen bizi beklersen o işin zor. Geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun Gülsün. Artık her şey daha güzel olacak. Seni üzen neyse el ele verip yok edeceğiz, tamam mı? Aslında ben... Bunları sonra konuşalım. Oldu mu abi? Olur. Düzelmiş işte artık. Üzme kendini, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. İyi ki buradasın, yanımdasın. Halam nasıl? Gayet iyi. Gördün mü sen? Evet, ikimiz de gördük. Sana da merhaba Bahar. Biz gidiyoruz abla. Sırası mı şimdi, hem nereye? Benim izin alma yaşım geçti abla. Artık bunu fark etsen iyi olacak. Bademciklerini aldırdığımızda hastaneyi birbirine katmıştın babam ameliyat etsin diye. Hatırlıyor musun küçük hanım? Demek sana o doktorlardan daha çok güveniyormuşum. Ne yapayım yani? Hala güvenebilirsin biliyorsun değil mi? Senin hastane maceralarına hiç girmiyorum bak. Çok nazenindi bu gelin. Geçmiş olsun. Gülsün Hanım değil mi? Evet doktor hanım. Ben psikiyatrınız Melike Doru. Biz çıkalım mı doktor hanım? Evet lütfen. Gülsün Hanım'la 2 dakika sohbet edeceğiz. Evet Gülsün Hanım. Verdiğimiz ilaçlardan çok sizin kararlılığınız önemli Gülsün Hanım. Her geçen dakika hayatınızı değiştirmek için büyük bir fırsat. Sadece bunu düşünmenizi rica ediyorum. Birkaç gün sonra tekrar görmeye geleceğim. Tamam mı? Hı. Tekrar geçmiş olsun. Doktor hanım Tarık Atasoy, hastanın eşiyim. Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Yalnız bir vizitem var, yürüyerek konuşalım mı? Buyurun. Ne düşünüyorsunuz doktor hanım? Bir daha böyle bir şey yapar mı? Böyle bir risk bundan böyle her zaman vardır Tarık Bey. Gülsün Hanım'ı bir süre gözlemlemenizi tavsiye ediyorum. Kendisini yalnız hissetmesine asla izin vermeyin. Peki nedenini söyledi mi size? Sormadım. Bunları konuşmak için daha erken. Eşinizin bedensel ve ruhsal olarak kendisini toparlamasını bekliyorum. Hı hı. Ne işin var senin burada? Bütün gün seni aradım. Telefon açacak durumda değildim. Ben de zaten seni merak etmedim. O nasıl? İyi, kendine geldi. Merak edilecek bir şey yok. Hadi ben seni sonra ararım. Ben buraya senin için gelmedim Tarık. Esra gider misin artık? Biri görecek şimdi. Tam işler yoluna girmeye başlamışken. Ne o? Risk alma zamanı geçti galiba. Beni eve almadığın gece... Evet! Geç şimdi lütfen. Sonra konuşuruz.